Merhaba sevgili öğrenciler, yarı yıl tatil kampının ilk videosu ile karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada e, birinci dönem tekrar videoları yapacağız. Birinci dönem tekrar videolarının ilk konusu doğal sayılar. Doğal sayıları okuma ve yazma ile başlayacağız. Bir dizi video ile tamamlayacağız yarı yıl tatil kampımızı. Kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Aşağıdaki sayılarla bu sayıların okunuşlarını eşleştiriniz. Sayıları okumak için basamaklarına bakmamız lazım. Burada 3 basamaklı sayılarla karşı karşıyayız. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı şeklinde basamak adlarını ifade edebiliriz. Şimdi yüzler basamağında kaç var? 3 var. Bakın yüzler basamağı dediğime göre burada 3 yüzlükten oluşuyor demektir bu sayı ve 300 diye okuruz. Onlar basamağında 0 olduğu için orayı okumuyoruz. O zaman burada ne diyeceğiz? Biz 305 diyeceğiz. 305 ile bu sayıyı eşleştireceğiz. Okunuşu 305'tir çünkü bu sayının. Sonraki sayıya bakalım. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında 4 var. Yani 4 yüzlükten oluşuyor. O zaman bunu ne diye okuyacağız? Birler, onlar basamağında bir onluk var. Birler basamağında yok. O zaman 410 diye bu sayıyı okuyabiliriz. 410 nerede? 410 da burada. Şimdi geçen seneden şöyle bir şey hatırlıyor bilirsiniz. Şimdi e, 2 basamaklı sayıları okuma yazmayı biliyorduk zaten. İki basamaklı sayılarda bu 10'du mesela. Burada yüzler basamağı var. 410 şeklinde böyle de kolaylıkla okuyabilirsiniz sevgili çocuklar. Şimdi sonraki sayımıza bakalım. Yüzler basamağında 2 var. Yani 200. Onlar basamağında 0 var. O zaman orayı okumayacağız. Birler basamağında ise 8 var. Ne diyeceğiz? 208 şeklinde bu sayıyı okuyacağız. Sonraki sayımıza bakalım. Şimdi burada yine aynı yöntemi e, uygulayabilirsiniz. Şurayı biliyorsunuz zaten 50 olarak ikinci sınıftan. Artık bu sene de öğrendiniz gerçi. Burada da tekrar ediyoruz. Hani hatırlamanız için e, kolaylık olsun diye böyle bir şey söylüyorum size. Şimdi burada ne var? 50 var biliyoruz. Burada ne var? 3 yüzler basamağında 3 yüzlükten oluşur. O zaman ne diyeceğiz? 350. Burayı da biliyorduk zaten ve burayla eşleştireceğiz onu. Aşağıda okunuşları verilen 3 basamaklı sayılar yandaki bulmacada yukarıdan aşağıya ve soldan sağa doğru verilmiştir. Sayıları bulmacada bularak bulundukları kutuları boyayınız. Birinci sayımıza bakalım hemen. 374. 374'ü bulmacadan bulalım ve orayı boyayalım. İlk önce soldan sağa doğru bakalım. 3 üç nerede? 3'ten başlaması lazım çünkü. Burada 3 görüyoruz ve 374'ü şu şekilde boyayabiliriz. Daha sonraki sayımıza bakalım. Daha sonraki sayımız 725. 725'e bakalım hemen. 7 ile başlaması gerekiyor sayımızın. Bakalım 7 var burada ama sağa sola baktığımızda 725 yok. Şurası 720. Başka nerede var? Burada var 7 ile başlayan. O zaman bu tarafa doğru bakalım. Çünkü altta yok. Yukarıya doğru dokuyamıyoruz. 725 bu şekilde olur. Sonraki sayımıza bakalım. 218. 218'e bakalım hemen. Nereden bakacağız? Önce başta 2'ye bakacağız. 2 burada var ama bu tarafa doğru okuyamayız. Burada yok. 2 var burada ama okuduğumuzda şu tarafa doğru 210 şeklinde okuruz. Başka nerede? var? burada da 2 var. O zaman şu tarafa doğru bakalım. Evet 218 şeklinde burayı okuyabiliriz. Sonrakine bakalım. 406. 406'yı 4 ile başlaması gerekecek. 4 ile başlayanlara bakalım. Buradan bu tarafa doğru iki basamaklı olmaz. Üç basamaklı olması lazım. Buradan da iki basamaklı olmaz. Aşağıya doğru bakalım. Aşağıya doğru baktığımızda şurada 406'yı görüyoruz gördüğünüz gibi. Sonraki sayımıza bakalım. 348. 348'i hemen bakalım 3 ile başlaması gerekecek. Ee, şurada görebiliyorum hemen ben aşağıya doğru baktığında 348 şu şekilde görülebilir. Sonraki sayımıza bakalım. 982. 982, e, 9 ile başlaması gerekecek. Şuraya baktık, 980. Aşağıya doğru baktım, şuradan bak, 9'u buldum. Önce ilk yüzler basamağını bulmamız gerekecek. 982'yi aşağıya doğru boyayabilirim sevgili çocuklar. Gelelim 690. 690, 6 ile başlaması gerekecek. Buraya baktım, 692 olmuyor. Başka 6 ile başlayan yer var mı? Bakalım. Evet, burada var. 636, o da olmuyor. Başka 6 ile başlayan yer nerede var? Şöyle bakalım aşağıya doğru. Evet burada 6 ile başlayan bu tarafa baktık ama bu tarafa bakmadık. Bu bir hata mesela. 6 buradaysa hem bu tarafa hem bu tarafa bakmamız lazım. Ve bu 690'ı buradan bu şekilde bulabiliriz. Sonraki sayımıza bakalım. 163. 163'e bakalım. 1 ile başlaması gerekecek. Şimdi 1 de başlayan burada var. Bunlar zaten kullanılmış orada olmaz. Bu tarafa doğru bakıyoruz. yok burada var. Nereden başlıyor? Birden başlıyor. 163 burasıdır. Burayı bu şekilde boyayabiliriz sevgili çocuklar. Aşağıdaki sayı bloklarıyla verilmiş modellerimizi inceleyiniz. Basamak çubuklarına modellemeye uygun sayıda boncuk çiziniz. Kaç boncuk çizdiğinizi çubukların altına yazarak oluşan sayıyı sarı kutuya yazınız. Bakalım burada ne var? 3 tane yüzlük var yüzler basamağında. Dolayısıyla buraya ne yapmam lazım? Benim yüzler basamağında 3 tane yüzlük varsa 3 tane boncuk çizmem lazım. 1 2 ve 3. Buraya ne yazacağım? Yüzler basamağında 3 tane yüzlük olduğu için 3 yazacağım. Daha sonrakine bakalım. Burada ne görüyoruz? 4 tane onluk görüyoruz. O zaman buraya 4 tane boncuk çizmem lazım. 1 2 3 ve 4. Buraya ne yazacağız? 4 yazacağız çünkü onlar basamağında 4 olduğu için. Soruya bakalım birler basamağına. Birler basamağında kaç tane birlik var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman buraya 8 tane boncuk çizeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buraya ne yazacağız? 8 yazacağız. Oluşan sayımız kaçtır peki? 300'lük 4 onluk 8 birlikten oluşan sayı 348 diye okunur. Buraya da 348 yazacağız sevgili çocuklar. Sonrakine bakalım. Sonrakinde ne görüyoruz? 2 tane yüzlük görüyoruz. O zaman yüzler basamağının olduğu yere 2 tane boncuk çizeceğim ben ve buraya ne yazacağım? 2 yazacağım. Onlar basamağına bakalım. Onlar basamağında 1 2 3 4 5 6 tane onluk var. 6 boncuk çizeceğiz. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 onluk olduğu için onlar basamağına 6 yazacağım. Birler basamağına bakalım. Birler basamağında 1 2 3 4 5 tane birlik var. O zaman buraya 5 birlik çizeceğim. 5 boncuk çizeceğim. 1 2 3 4 ve 5. Buraya da ne yazacağım? 5 birlik yazacağım. Şimdi sayıyı okurken nasıl okuyacağız sevgili çocuklar? Dikkat edelim. 2 yüzlük. O zaman 200 diyeceğim. 6 onluk 60 yapar. 260. 5 birlik 5 yapar. 265 diye de bu sayı okunur şu şekilde de yazılır sevgili çocuklar. Evet, buraya bakalım şimdi. Kaç tane yüzlük var? 1 2 3 4 tane yüzlüğümüz var. 4 tane yüzlük varsa 4 boncuk çizilecek. 1 2 3 ve 4. Buraya ne yazacağız? 4 yüzlük. Bir e, onluğa bakalım. Onluk olmadığına göre o zaman buraya herhangi bir boncuk çizmemiz gerekmez. Ama yoksa ne yazmamız gerekecek? Onluk yoksa sıfır yazmamız gerekecek. Bakın sayıları yazarken basamakta herhangi bir rakam yoksa bu şekilde modelleme gösterirken herhangi bir model yoksa oraya mutlaka sıfır yazalım. Birliklere bakalım kaç tane birliğimiz var? İki tane birliğimiz var. O zaman buraya bir, iki, iki tane boncuk çizeceğiz ve iki rakamını yazacağız. Sayıyı okurken nasıl okuyacağız? Bakın olmayan basamağı söylemeyeceğiz değil mi sayıyı okurken? Dikkat edin. Şimdi bunu okurken Yüzler basamağında 4 yüzlük var. Onlar basamağı yok. O zaman onu okumayacağız. 400 diyeceğiz. 2 diyeceğiz ondan sonra. 402. Buraya 402'yi de yazacağız sevgili çocuklar. Sonrakine bakalım. Yüzlüğe bakalım kaç tane yüzlük var? Bir tane yüzlük var. O zaman buraya bir tane boncuk çizeceğim ve buraya bir yazacağım. Onluk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane onluk var. 8 tane boncuk çizeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Buraya 8 yazacağız. Birlik var mı? Birlik yok. Birlik yok ama olmadığı zaman ne yapmam gerekecek? Benim buraya bir şey yazmam gerekecek. Buraya boncuk çizmem gerekmiyor ama buraya 0 yazmam gerekecek. Sayıyı okurken de şu şekilde okuyacağım. Bir yüzlük yüz diye okunur. Bakın bir yüz okunmaz. Bunu bazen öğrencilerimiz böyle okuyor. Biri görüyor yüzlükten oluştuğuna göre burası bir yüz diyor. Halbuki 2'den sonra buraya rakamı söylersin. Sadece 1 olduysa burada 100 diye okunur. O zaman 100 10 8 onlukta 80 yapar. 180. birliği okumuyoruz ve 180 diye de buraya yazıyoruz. Aşağıdaki tablolarda verilen sayılarla ilgili istenenleri boş bırakılan yerlere yazınız. Tablomuza bakalım ne istenmiş bizden ve boş bırakılan yerlere onları yazalım. Sayımız verilmiş bir tane. Basamak adımız isteniyor. Buralara yazacağız. Basamak değerimiz buralara yazacağız. Ve en son sayının okunuşunu buraya yazacağız. Sayımız kaç? 567. Okunuşunu söyledim aslında. Buraya isterseniz onu ilk önce yazalım. 567 100 Bakın sayıları yazarken rakamlar, söylediğimiz bu rakamlar arasında sayılar arasında kelimeler, bunların her biri bir kelimedir. Ve arada mutlaka boşluk bırakacağız. 567 arada Türkçe dersi de vermiş olalım. 67. Dersler zaten birbiriyle bağlantılıdır. Birbirinden bağımsız değildir. Ama ana dilimiz Türkçe, onu iyi bilmemiz lazım. Basamak adına bakalım. 5'in bulunduğu basamak neresi? Yüzler basamağı. O zaman buraya yüzler basamağı yazacağız şu şekilde. Yüzler basamağını kısaltıyorum B diye yazıyorum. Altının bulunduğu basamak onlar basamağı. Oraya da onlar basamağı yazalım. Onlar basamağı 7 birler basamağında yer alır. Burası da birler basamağı olarak adlandırılır. Şimdi sevgili çocuklar burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Şimdi ona dikkat çekmek istiyorum. Basamak değerini yazarken neye dikkat edeceğiz? Rakamın bulunduğu basamağa dikkat edeceğim. Şimdi 5 yüzler basamağında bulunduğu basamağa göre değer alacak. Yani 5 tane yüzlükten oluşur buradaki 5. O zaman buraya ne yazacağım basamak değeri olarak? 5 tane yüzlük 500 yüz yapar. Onlar basamağına bakacağım. Onlar basamağında 6 var. Onlar basamağında ise 6 tane onluktan oluşması lazım. Şöyle yapabilirsiniz. Mesela ne yazacağınızı bilemiyorsanız 6 tane onluk olması gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 yaz. Onlar onar say. 10 20 30 40 50 60. Parmaklarını da kullanabilirsin burada. O zaman buraya ne yazacağım? 60 yazacağım. Birler basamağına bakalım. 7 tane birlik var. 7 tane birlik 7 olarak ifade edilir. Şimdi basamak değeri ile bulunduğu oradaki rakamın aynısı olduğu her zaman birler basamağındadır. Birler basamağında ne varsa basamak değeri de odur. Değişmez. Ama diğer rakamlarda onlar ve yüzler basamağında bulunduğu basamağa göre değer alır. Yani bu da bulunduğu basamak birler basamağı olduğu için aslında ona göre değer alıyor ama bu değişmiyor. Sayı değeri ile basamak değeri aynı oluyor yani. Şimdi buradan sayıyı şu şekilde de okunuşu kolaylaştı aslında. 567 gördüğünüz gibi böyle yan yana okuduğumuzda sayıyı okumuş oluyoruz sevgili çocuklar. Şimdi sayımıza bakalım. Sayımızda yüzler basamağında 2, onlar basamağında 9, birler basamağında 1 var. Okurken ne deriz bunu? 2 yüzlükten oluştuğu için 200, 9 onluktan oluştuğu için 90, 291. Burası da bir birlikten oluşuyor çünkü. Basamak adlarını yazalım. Basamak adlarının 2'nin bulunduğu basamağın adı nedir? Yüzler basamağıdır. Buraya yüzler basamağı yazalım. 9 onlar basamağındadır. Hatta iyice kısaltalım. Şöyle OB yazalım. Onlar basamağı olsun. Bu da bir birler basamağındadır. Ona da BB diyelim. O da birler basamağı olsun. Şimdi basamak değerine bakalım. 2'nin bulunduğu basamak yüzler basamağı olduğu için 2 iki, iki tane yüzlükten oluşur. O zaman basamak değeri nedir? 200'dür. Bakın. 9 onlar basamağında 9 tane onluktan oluşur. Onlar onar say 9 tane 90 olduğunu göreceksin. Birler basamağında 1 bir var o değişmiyor zaten olduğu gibi buraya yazıyoruz. Okunuşu nasıl olacak peki? 291 bakın ne kadar kolay okuyoruz değil mi? 291 olarak bu sayıyı okuyabiliriz. Gelelim sonraki sayımıza. Basamak adını artık ezberledik biliyorsunuz ama yine kısaltma yapacağım. Ben şöyle YB yazacağım yüzler basamağı için. Onlar basamağı için OB yazacağım onlar basamağı. Birler basamağı için de BB yazacağım birler basamağı. Şimdi burada basamak değerine bakalım. Basamak değeri 7 yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 7 tane yüzlükten oluşacaktır. Ve dolayısıyla 700 olacaktır basamak değeri. Onlar basamağına bakacağız 0 tane onluk. 0 tane onluk e, gene neye eşittir? 0'a eşittir. Bir sayıyı 0 ile çarptığımızda 0 sonucuna ulaşırız çünkü. 8 tane birlik, 8 tane birlik 8 eder. Onu da buraya yazacağız. Okurken nasıl okuyacağız? 708. Bakın kolay. Onlar basamağında 0 olduğu için onu söylemiyoruz. O zaman okunuşunu da buraya yazalım sevgili çocuklar. 708 Aşağıdaki sayılarda oklarla ifade edilen rakamların bulunduğu basamakların adlarını ve basamak değerlerini yazınız. Şimdi basamak adı ve basamak değerini ifade edelim bakalım. 832. Şimdi buradaki gösterilen birinci okla gösterilen basamağın adı nedir? Birler basamağıdır. Şu şekilde birler basamağı şeklinde sadece birler B yazalım buna. 3 kaçlar basamağındadır? Onlar basamağındadır. Onu da onlar B şeklinde ifade edeceğim. 8'in bulunduğu basamak yüzler basamağıdır. Onu da yüzler B şeklinde ifade edeceğim. Basamak değerine bakalım. 2 birler basamağındadır. 2 tane 1, 2 yapar. Basamak değerini yazarken bulunduğu basamağa göre değer alıyordu çünkü. 3'e bakalım. 3 onlar basamağındadır. 3 tane 10, 30 eder. 8 yüzler basamağındadır. 8 tane 100, 800 eder. Bakın çok kolay değil mi? 800, 800 diyorsunuz. Aslında ağzımızda söylüyoruz sevgili çocuklar. Sonrakine bakalım. 3 birler basamağındadır. Buraya birler B yazalım. Şöyle B'yi güzel yapalım biraz. 0 onlar basamağındadır. Onlar B yazalım. 6 yüzler basamağındadır. Yüzler B yazalım. Şimdi gelelim basamak değerlerine. 3'ün basamak değeri. Şimdi 3 birler basamağında olduğu için 3 tane birlikten oluşur. 3 yazılır. Sıfır onlar basamağında, sıfır kaçlar basamağında olursa olsun e, çarptığı sayı yutacağı için e, yutan eleman olduğu için her zaman sıfırdır basamak değeri. Altı yüzler basamağında altı yüz diyoruz. Bak basamak değeri nedir? Altı yüzdür sevgili çocuklar. 350'ye bakalım şimdi de basamak adı sıfırın bulunduğu basamağın adı birler basamağıdır. Buraya birler B yazalım. 5'in bulunduğu basamağın adı onlar basamağıdır. Onlar B şeklinde yazalım. 3'ün bulunduğu basamağın adı yüzler basamağıdır. Yüzler basamağı diyelim yazalım. Şimdi basamak değerlerine bakalım. Basamak değerlerine bakarken sıfıra bakacağız. Sıfır nerede olursa olsun basamak değeri her zaman sıfır demiştik. 5 onlar basamağında olduğu için 5 tane onluk yani onlar onlar 5 tane sayarsan 50'ye ulaşırsın. Basamak değeri 50'dir. 3 yüzler basamağındadır. Ağzımızda söylüyoruz zaten 300 yapar basamak değeri. Şimdi 7. sorumuza bakalım. 7. sorumuz ne diyor bize? Yandaki bulmacada 3 basamaklı bazı sayılar soldan sağa ya da yukarıdan aşağıya doğru ikişer kere verilmiştir. Bulduğunuz sayı çiftlerini aynı renge boyayınız. Bu sayıları tabloya yazarak soruları cevaplayınız. Şimdi ikişer kere yazılmış 3 basamaklı bazı sayılar soldan sağa ve yukarıdan aşağıya. Bakalım sayı çiftlerimize. Şimdi burada 813 görüyorum. Başka 813 var mı bir yerde bakıyorum. Evet, 813 başka bir yerde göremedim. Başka ne olarak ifade edebiliriz bunu? 134 olarak ifade edebiliriz. 134 var mı bir yerde? 134 de yok. 347 olur. 347 burada bir tane buldum. Evet, burada da bir tane buldum. Bu şekilde. Bunu aynı renge boyadık şimdi. Diğerlerine bakalım. Başka e, ne var? Şöyle başka kırmızıyı kullanayım artık. Ee, yukarıdan aşağı 859 var. buralarda başka 8 başlayan yok var da yani yukarı gider olmaz. Yana doğru var. 859 şöyle 859 bu tarafa doğru. 859 tamam. Ee, başka mavi renk kullanalım bir de bakalım. Başka hangi e, sayılar var? İkişer kere kullanılan. 126 evet 126 ve 126 burada. Başka da yok sanırım. Evet. Başka da yok. Şimdi sayıları sıradan ben buraya yerleştireceğim. Birinci sayımı yazacağım. Önce 8, yukarıdan aşağı olan 859 yazacağım. Sonraki sayım 126. Daha sonraki sayım 347 olacak. Şimdi 859'un onlar basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Onlar basamağında ne var? 5 var. Onlar basamağındaki rakam 5 olduğuna göre 5 tane onluktan oluşur ve basamak değeri 50 olur. Sonraki sorumuza bakalım. Birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? 126'yı soruyor. Birler basamağında 6 olduğuna göre basamak değeri 6'dır. 347'ye bakalım. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Yüzler basamağında kaç var? 3 var. Yüzler basamağında 3 varsa ve bu neden oluşur? 300'lükten oluşur. Dolayısıyla basamak değeri de 300 olur.